Sevgili dostlar merhaba. Fransa Devlet Başkanı Macron ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Sözünü sakınmıyor. Coşkulu bir şekilde konuşuyor. Sanki Napolyon Bonaparte gibi veya De Gaulle gibi bir rol çalma durumuyla karşı karşıyayız. Macron Almanya'ya diyor ki Ukrayna'ya yardım konusunda korkak olma. Doğrudan Almanya'ya söylemiyor ama herkes biliyor ki bu sözler Almanya için. Korkak olma. Macron Ukrayna'ya kara birlikleri gönderme konusundaki sözlerinin de arkasında olduğunu söyledi. Ne söylüyorsam hepsinin arkasındayım dedi. Macron diyor ki korkak olmamamız gereken bir an yaklaşıyor. Stratejik sıçrama yapmamız gerekiyor. Stratejik bir uyanış yapmamız gerekiyor. Ve Macron bir tespitte daha bulundu. Savaş dedi topraklarımıza geri döndü. Fransa'ya, Çek Cumhuriyeti'ne, Avrupa'ya Topraklarımıza savaş geri döndü dedi Macron. Almanya'da uzun süre sessiz kalmıştı biliyorsunuz. Fransa'ya kızgın. Çok kızgın Almanlar. Ve diyorlar ki Fransızlar çok konuşuyor ama çok az şey yapıyor ve Macron'un bu konuşma dili hiçbir surette Ukrayna'ya yardımcı olmuyor. En son Alman Savunma Bakanı açıklama yaptı. Macron'un bu konuşmalarının Ukrayna'ya bir yardımı olmadığını söyledi olan biteni şöyle bir özetledik. Şimdi detaylara isterseniz bakalım. Fransa ile Almanya arasında bir liderlik yarışı söz konusu. Yani bu konuşmaların perde gerisinde bir liderlik yarışı var. Fransa isim vermeden ama kimi kastettiği hemen anlaşılacak şekilde sık sık Almanya'yı eleştirmeye başladı ve en sonunda korkak olmakla Almanya'yı itham etti ve Ukrayna'ya etkisiz yardımda bulunmakla suçladı. Özellikle Almanların Taurus uzun menzilli füzelerini göndermiyor oluşu Fransızlar tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. Fransızlar diyor ki siz çok yardım yapıyor gibi görünüyorsunuz ama aslında öyle çok da bir yardım yapmıyorsunuz. Gönderdiğiniz şeyler çok da işe yarar şeyler değil. Ukrayna'nın işine yaramıyor. Biz ise az gönderiyoruz ama etkili gönderiyoruz diyor Fransızlar. Fransızlar bir liderlik peşinde özellikle Macron yeni bir Napolyon gibi, De Gaulle gibi büyük bir Fransız figürü olmanın böyle bir fırsatını yakaladığını düşünüyor kanaatimce. Yaşı da genç zaten biliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde sadece Fransa'nın değil Avrupa'nın da lideri olmak istiyor. İngiltere biliyorsunuz Brexit'le birlikte e, Avrupa Birliği'nden ayrıldı. İngiltere'nin Brexit'le ayrılması Avrupa Birliği üzerinde çok büyük bir etki bıraktı. Yani bu etkinde ekonomik boyutlara daha çok konuşuldu. Hem İngiltere üzerinde hem Avrupa üzerinde ama asıl etki siyasi ve askeri alanda oldu. İngiltere bir nükleer güçtü. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla birlikte şu anda Avrupa Birliği'nde bir nükleer güç kaldı. O da Fransa. İşte Fransa bu nükleer kuvvetin de etkisiyle belki de Avrupa'nın en büyük askeri gücü olarak kendisini görüyor. Avrupa derken kıta Avrupası'nı kastediyor. İngiltere'yi dışlayarak ve bu Avrupa'nın doğal liderinin kendisi olduğunu düşünüyor Fransızlar. Çünkü biliyorsunuz Almanya uzun süre zaten pasif bir dış politika, pasif bir savunma askeriye politikası izledi. Yani ordusu oldukça zayıf kaldı. Teknolojisi, sanayisi çok kuvvetli olmakla birlikte Almanlar sanayi e, savunma alanına fazla yatırım yapmadılar. Bu Batı dünyasının bir tercihiydi. Dolayısıyla Fransa diyor ki ben en büyük askeri gücüm ve e, Avrupa'nın da lideri olmam lazım. Benim liderliğimde bir Avrupa savunma paktı, bir Avrupa ordusu kuralım. Ey Almanya, ey İtalya, İspanya düşün arkama ben yolu göstereceğim şekli bir yaklaşım sergiliyor. Fakat Almanya böyle düşünmüyor. Almanya Amerika'nın da kendisine verdiği bir liderlik görevi var. Biden Amerika'nın yerine vekil olarak bir anlamda Almanya'yı bırakıyor. Ve Almanya'yı muhatap alıyor. Almanya da diyor ki Avrupa'nın bir savunması olacaksa bunun içerisinde mutlaka Kuzey Atlantik'te olmalı. Yani İngiltere'de olmalı, Amerika'da olmalı, Kanada'da olmalı. Yani NATO ülkeleri bunun içerisine mutlaka olmalı diyor ve Fransa'nın oyununu bir anlamda bozuyor. Fransızlar Amerika'yı Avrupa güvenlik işlerine çok fazla karışmaması gerektiğini düşünüyorlar Amerikalıların. Trump'ın son açıklamalarından sonra da zaten Fransızlar ya zaten Amerika bu Avrupa'yı ikinci plana attı. Bizim artık kendi başımıza başımızın çaresine bakması gerekiyor. Bu nedenle bu Avrupa işlerinde sürekli Amerika'yı konuşmayı bırakın şeklinde bir yaklaşım geliştirmiş durumda Fransızlar. Macron Fransa Cumhurbaşkanı en son salı günü Prag'daydı. Çekya'nın başkenti Prag'da ve orada Ukrayna müttefiklerinin adım atmasının zamanının artık geldiğini söyledi ve bir stratejik zıplamadan bir stratejik sıçramadan bahsetti. Uyanmamız gerekiyor dedi. Yani şu ana kadar ne yaptıysak bundan sonra öyle bir şey yapalım ki Ukrayna'ya yardım ve Rusya'yı durdurma konusunda böyle bir sıçrama olsun. Çok büyük bir fark oluşturmamız gerekir dedi Macron. Ve şunu da söyledi, korkak olmayalım dedi. Korkak olmayalım sözünün üzerine alabilecek Avrupa'da birkaç ülke olabilir ama bu sözün Almanya için söylendiğini herkes biliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Almanya'ya korkak olma diyor, pısırık olma diyor. Bu korkaklıkla bir şey yapamazsın diyor. Rusya'yı durduramazsın diyor. Macron Paris zirvesinden sonra biliyorsunuz geçen hafta bir açıklama yapmıştı ve o açıklamasında demişti ki Ukrayna'ya kara birliklerini gönderme seçeneği de masada. Biz içeride bunu da konuştuk. Kara birliği de göndermeliyiz, gönderebilmeliyiz dedi Macron. Fakat bu sözler tabii bir soğuk duş etkisi yaptı bütün Avrupa'da. Yani insan ben de düşünüyorum açıkçası. Şimdi Ukrayna'ya karabirliği gönderecek olsanız hani bunu böyle ulu orta konuşur musunuz? Pat diye konuşur musunuz? Kamuoyunu hazırlamak için bunu belki yaparsınız ama yani içeridekileri ikna etmeden dışarı çıkıp ya biz bunu da konuşuyoruz denmez. Hani bu garip bir durum. O zaman şu çıkıyor ortaya Fransa'nın gündemiyle Almanya'nın gündemi arasında bir uçurum olduğu anlaşılıyor. Macron çıktı dedi ki Ukrayna'ya karabirliği de göndermeliyiz. Ama sonra ne oldu? İngiltere dedi ki bizim böyle bir planımız yok. Amerika dedi ki biz Karabirliği yollamayı düşünmüyoruz. Almanya dedi ki yok öyle bir şey biz konuşmadık bile. Ya bir anlamda Macron'u yalanladılar. ama Macron diyor ki hayır. O sözlerimin arkasındayım. Ne dediysem bugün de aynısını söylüyorum. Bunu bir seçenek olarak konuşabilmemiz gerekir. Aslında Karabirliği gönderme konusunu Çek ya da yalanladı. Biz öyle bir şey konuşmadık öyle bir şey de düşünmüyoruz dedi ama Fransa Cumhurbaşkanı Pragdayken. Çek işte başbakanı da dedi ki evet dedi yani bunların konuşulması gerekir. Ya bu da enteresan bir durum. Bunların konuşulması gerekir. Gerçi Çekya Başbakanı bunlar konuşulurken hani daha ziyade arka destek verecek, cephe gerisine destek verecek birliklerden bahsetti ama yani Çekya'nın da tutumunda bir değişiklik olduğu görülüyor. Belki de Fransa Avrupa'da bazı ülkeleri ikna edecek ve Ukrayna'ya Avrupa'nın bazı ülkelerinin kara birliği göndermesi söz konusu olacak. Yani Macron'un planı belki de aşama aşama ilerliyor o Ukrayna'ya Avrupa'dan bazı orduları belki de göndermeyi düşünüyor. Dediğim gibi yani bir Napolyon olmak istiyorsanız bu çağda hani Macron'un çıkışı gibi çıkışlar yapmanız gerekir. Ama diğer taraftan şöyle bir şey de var. Yani sen ordunu yollarsan Ukrayna'ya Rusya'nın da hani Rusya'dan da Napolyon olmak isteyenler çıkabilir. Yani Putin de orada boş durmayabilir. Dolayısıyla Paris gibi efendim Prag gibi yerlerde hedefe girebilir. Arada öyle çok da büyük bir mesafe yok biliyorsunuz savaşta ateşte oynanmaz yani derler ya, ateşte oynama ellerin yanacak. Macron biraz kanaatim odur ki ateşte oynuyor Avrupa'yı da ateşle açıkçası oynatıyor. Macron şunu da söyledi savaş dedi topraklarımıza geri döndü savaş topraklarımıza geri döndü Avrupa'da bir savaş var ve durdurulamaz hale gelen bazı güçler bize saldırma tehditlerini her geçen gün arttırıyor. Tarihe ve onun gerektirdiği cesarete uygun davranmamız gerekiyor. Biz o cesarete uygun yaşamak zorundayız ve bunun farkındayız dedi Macron. Bu sözler de aslında bakarsanız Almanlarda alınganlık oluşturdu. Yani biz nasıl yani biz cesur değil miyiz? Biz onurlu bir şekilde yaşamıyor muyuz? Cesaretle yaşamıyor muyuz? Nitekim Almanya Savunma Bakanı şunu söyledi. Yok daha fazla cesaret, yok daha az cesaret. Dedi ki ya bu konuşmaların dedi Ukrayna'ya ne faydası var? Ne faydası var? Yapmamız gereken şeyler belli. E biz onları yapalım. Yani böyle e, cesaretten bahsetmek, asker gönderelim, göndermeyelim bunlardan bahsetmek. Bunlar dedi faydalı konuşmalar değil. Macron Ukrayna'ya asker göndermekten bahsediyor. Bütün Avrupa'nın bunu düşünmesi gerektiğini söylüyor ama Fransa Ukrayna'ya asker göndermeye hazır mı? Bu konu kendisine sorulduğunda Çekya basını tarafından soruldu. Dedi ki Macron bu dedi yakın gelecekte bizim hani Ukrayna'ya bir Fransız birliği göndermeyi düşündüğümüz anlamına gelmiyor dedi. Yani şu anda biz birlikleri hazırladık yollayacağız böyle bir şey söz konusu değil dedi. Ancak dedi biz dedi bir tartışma başlattık ve özellikle Ukrayna topraklarında Ukrayna'yı desteklemek için yapılabilecek her şeyi düşünüyoruz. Biz bunu göstermeye çalıştık dedi. Ya i̇şin açıkçası bunlar kelime oyunu tabii ki büyük ihtimalle zaten Ukrayna topraklarında bazı Fransız askerleri görevli, özellikle o scalp füzeleri için ve başka hani bazı silahların kullanımı konusunda Fransız askerlerin, Amerikan askerlerin, İngiliz askerlerin Ukrayna'nın içinde olduğu az çok bilinen gerçekler ama Fransa herhalde oradaki asker sayısını daha da arttırmayı düşünüyor. Gelelim Almanya'nın tepkisine. Almanya diyor ki Macron'un kullandığı dil e, hiç yardımcı olmuyor. Macron'un sözleri sadece yani bu bahsettiğim ifadeler değil daha önceki sözleri de Almanya Almanya'da çok büyük rahatsızlıklara yol açıyor ve Almanlar Fransa'nın lider olma gayretini biraz abartılı buluyorlar. Ayrıca Almanlar Fransa'nın üzerine düşeni yapmadığını da söylüyorlar. E, çünkü zaten bakıldığında kim ne kadar yardım yapıyor Ukrayna'ya buna baktığımızda Almanya'nın 20 milyar dolardan fazla yardım yaptığı görülüyor. Hani çeşitli ölçümlere göre değişebilir ama 30 milyar dolara yakın bir yardım söz konusu. Amerika'dan sonra Ukrayna'ya en çok yardım yapan ülke Almanya bu yardımlar insani yardımlar, finansal yardımlar, yani bütçesinin tamamlanması gibi olabildiği gibi üzere ayrıca askeri yardımlar da var. İşte Leopard tanklarının gönderilmesi gibi başka bazı silah ve teçhizatın, mühimmatın, cephanenin gönderilmesi gibi çok büyük para harcadı Almanya Ukrayna'ya ve Almanlar haklı olarak diyor ki ey Fransa hani sen ne harcadın? Fransa'nın harcadığı rakamlar 500-600 milyon dolar civarında görünüyor. 500-600 milyon dolar civarında ve çok az bir miktar. Yani Finlandiya'nınki 2 milyar dolara yakın bir paradan bahsediyoruz. E bu Fransa'nın 4 misline yakın bir yardım yapıyor Finlandiya 5,5 milyonluk bir ülke. E yani şey Fransa Finlandiya'nın neredeyse 10 misli. Dolayısıyla hani Fransa bir şey yapmıyor ama bol bol konuşuyor, bol keseden konuşuyor şeklinde eleştiriler yapıldı, yapıldı Almanya tarafından. Fransızlar ise bu rakamların doğru olmadığını söylüyor. Yani bizim diyor Ukrayna'ya 500-600 milyon dolar civarında yardım yaptığımız rakamlara Alman kurumlarına ait bu da doğru bir ölçümleme sistemine dayanmıyor diyor ve sonra tuttular kendilerinin Ukrayna'ya ne kadar yardım yaptığının listesini çıkardılar kaç silah göndermişler, ne kadar para tutmuş bunlar onu çıkardılar. Çok abartılı hesaplamalar yapmışlar. Yani gönderdiği eski silah yerine onun yenisinin fiyatını en son ve abartılı şekilde koymuşlar. Bu rakamlara bile hani alt alta üst üste topladığınızda 4 milyar dolarlık bir yardıma ulaşmışlar. Diyorlar ki biz aslında 600 milyon dolar değil 4 milyar dolarlık bir yardım yaptık. Ama yani yine de hesapladığınızda bu abartılı makyajlanmış rakamı bile doğru kabul etseniz yine Almanya'nın altıda biri yapar sizin yaptığınız yardımlar. Yine Fransa çok yerlerde kalmış görünüyor ama dediğim gibi Fransızlar çok etkili yardım yaptıklarını düşünüyorlar ve diyorlar ki Almanya'nın bir Leopard tankı 10 milyon avroya mal oluyor. Bizim gönderdiğimiz bir Scalp füzesinin bir tanesi 1 milyon dolar ama bizim füze Hani Almanya'nın o tankından çok daha etkili. Almanya diyorlar çok para yolluyor ama israf ediyor. Boşa gidiyor paralar. O nedenle böyle bir ölçüm doğru değil falan diyorlar. Macron'un Çekya ziyaretinde gündeme gelen bir diğer konu da Ukrayna'ya gönderilecek olan topçu mühimmatıyla ilgili oldu. Çekya biliyorsunuz son dönemde Avrupa Birliği ülkeleri dışında kalan ülkelerden işte Hindistan'dan mesela, Güney Kore'den çeşitli ülkelerden 800 bin adet topçu mühimmatı bulduğunu söyledi. Depolarda orada burada şurada 800 bin kadar dedi ben dedi topçu mermisi buldum. Bunun da ederi dedi 1,5 milyar dolar. Avrupa Birliği olarak dedi biz dedi bunu dedi birleştirelim hemen alalım 800 bin mermiyi verelim Ukrayna'ya onlar da cephede kullansın. Ukrayna çok zor durumda mermi bulamıyor biliyorsunuz ve Rusya 10 misli mermi atıyor her gün yani topçu mermisi atıyor. Çekya'nın önerisi buydu. Ama Fransa biliyorsunuz şu güne kadar Avrupa Birliği fonlarının Avrupa Birliği şirketleri dışında bir yere harcanmasını istemiyor. Zaten Ukrayna'ya yeterli mühimmat bulunamamasının önemli nedenlerinden biri de bu oldu. Çünkü Avrupa Birliği'nin üretim kapasiteleri Ukrayna'nın ihtiyacı olan mühimmatı cephaneyi karşılamaya yetmiyor. Yani paranız da olsa işte Fransa, Almanya neyse artık bu ülkelerin ürettikleri ürünlerle Ukrayna'daki savaş gitmiyor. Dışarıdan bir şeyler almanız lazım. İşte Çekya'da gitmiş araştırmış 800 bin mermi bulmuş. Ve Fransa'yı ikna etmeye çalışıyorlar. Şu inadından vazgeç, bu direncinden vazgeç. Avrupa Birliği fonları da bu iş için kullanılabilsin. Dışarıdan da biz bu mühimmatları alalım da Ukrayna rahatlasın. Macron dedi ki evet dedi ben Çekken'in önerisini destekliyorum. Tamam dedi biz de destek vereceğiz ve vesaire vesaire. Ama dedi yani ikili dedi düzeyde çözülsün bu. Yani Avrupa Birliği fonlarından değil de mesela Çekya kendi bütçesinden versin. Danimarka kendi cebinden versin. Hollanda bir para çıkarsın versin. Ya arkadaş yani bu bir öneri mi? Çok dahiyane bir öneri değil Macron'un önerisi. Adamlar diyor ki bunu biz Avrupa Birliği fonlarından fonlayalım. Zaten o fonlarda biz ödüyoruz. Hemen hızlıca bunu alalım. Sen de diyorsun ki yok yok hani sen kendi cebinden ödeyebilirsin. Hani bir laf vardır neydi o? Hani Silifke'nin yoğurdu diye bir türkü vardır ya orada söyler yani herkesi davet eder. Düğüne derneğe davet eder. Herkes gelsin yesin içsin der. Ama der herkes cebinden yesin içsin der. Yani böyle davet olur mu? Yani Fransa güya Çekken'in önerisini kabul etmiş görünüyor ama diyor ki evet alalım alalım ama siz ödeyin. Yani Fransa yine bir nevi bir bencillik yaptı diyor Almanlar ve asıl Ukrayna'daki başarısızlığın müsebbipleri arasında Fransa'nın da olduğunu söylüyorlar. Fransa diyorlar kahraman olmak için böyle konuşuyor esiyor gürlüyor vesaire ama ortaya gel para koy gel cephane koy dendiğinde bunu yapmıyor diyor Almanlar. Sonuçta Fransa ile Almanya arasında Avrupa güvenlik yapısının liderliği konusunda ciddi bir anlaşmazlık var. Ve bu anlaşmazlık şu an için Ukrayna'ya zarar veriyor gibi görünüyor. Ancak bu anlaşmazlıktan Almanya'nın Taurus füzeleri de çıkabilir. Yani Almanya Taurus füzelerini Ukrayna'ya önümüzdeki kısa süre içerisinde göndermek durumunda kalabilir. Macron kahraman olmak istiyor. Almanlarsa Avrupa'nın lideri olmak istiyor. Bakalım kim galip gelecek. Olaylar bize bunu gösterecek. Bugünlük bu kadar. Sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.